Bu arkadaşımız, bu kiracımız bütün buraları bu hale getirdi. Baltayla bütün bu radyatörleri falan hepsini sökmüş. Duvarların kaplamalarını sökmüş. Buradaki halı kaplamaları falan hepsini almış. Kapıları bakın ne hale getirmiş. Şuradaki kapıların haline bakın. Doğalgaz parası vermediğinden dolayı kesiliyor. Daha sonra benim başlıyor dolaplarımı yapmaya. Bütün dolapların kapaklarını, şeylerini söküyor. İçeriki odalardakilerin de aynı. Söküp yakıyor. Her odada bir balta var. Baltalarla zannedersem şeyleri daha iyi kırabilmek için döşemeleri, bu dolapları daha iyi kırabilmek için bu baltayla zannedersem bütün dolapların şeylerini, kapaklarını falan kırıp sobada yakmış. Burada da ayrıca bir tane gardırobumuz vardı. Bunu komple sökmüş, yakmış. Burada bir radyatör vardı. Radyatör de sökmüş. Hurdacıya satmış zannedersem. Babın son hali. Şurada da bir yatağımız vardı. Başlığıyla, formikasıyla bir yatağımız vardı. Onu da zannedersem ya söktü, yaktı ya da alıp götürdü. Şimdi mutfağa giriyoruz arkadaşlar. Mutfakta görüyorsunuz kapı yok. Kapıyı sökmüş, burayı da yakmış. Mutfakta buzdolabı vardı. Efendim, aygaz vardı. Efendim, mutfak dolapları vardı. Mutfak dolaplarını da sökmüş. Bunlar da doğalgazlı su kelepçeleri. Zannedersem doğalgazını ve suyunu kesmişler. Ama hırsıza kilit dayanmaz misali. Bunları da bu hale getirmişler. Burada neler var? Burada da kiracının 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nden bir dava şeyi. Burada yaralama bilmem neden bir mahkeme şeysi. Zannedersem bu mahkemeyle alakalı şeyleri bana hatıra olarak kiraların mukabilinde bırakmış olacak ki burada yalnızca mahkemelerle alakalı, yaralamalarla alakalı şeyler var. Başka da bir hatıra yok. Ondan sonra yukarıyı hallettikten sonra aşağı iniyor. Aşağıdaki kapılara başlıyor yakmak için. Bu kapıları, çerçeveleri hepsini söküyor. Bakın bu tarafta da bütün odaların kapılarını, şeylerini söküyor, yakıyor. Burada mutfağın kapısını, buradaki odalardaki bütün yer döşemelerini, buradakilerini. Bu arkadaşımız da 2 gündür temizlik yapıyor burada. Kışın dolayı işte 3-4 senedir işte bundan uğraşıyoruz. 1969'dan beri burada oturan bir insanım. 45 yıl ben bu evde oturdum. 45 yılın sonucunda başka bir eve taşındım. Taşındıktan sonra da boş kalmasın, ben kiraya vereyim dedim. Bir insan faydalansın buradan, bir şeyimiz olsun dedim ama keşke vermeseydim. 2017 yılında bu şahsa kiraya verdim ben burayı. İlk 1-2 ay bana kirasını falan ödedi. Ondan sonra başladı ödememeye. Ve belli bir zaman sonra mahkemeye verdim buradan çıkartmak için. Ama içerilerin böyle bu halde olduğunu bilmiyorum. Dış kapıdan içeri de ya dahi girmiyorum. Kiracının evine girme şeyim olmadığı için içeri girip içerilerin durumundan hiç haberim yok. Daha sonra bu kişi çıktıktan sonra bundan 2-3 gün önce bir eve gireyim dedim. Eve girdiğimde evi bu halde gördüm. Ve aşağıya ineyim dedim. Aşağıda da benim bir kiracı çıkmıştı. Dış kapısı vardı. Meğersem dış kapıyı en sona bırakmış. Bütün aşağıda gördüğünüz gibi bütün kapıları söküyor. Kök kapıları yakıyor. Bütün yer döşemelerini söküyor alt katında. Onları da yakıyor. Bilmiyorum da ben bundan sonra zannedersem aşağı yukarı 200-300 bin lira bir zarar var burada. Bundan sonra artık bu evi adam etmek, şey yapmak mümkün değil. Artık böyle burada artık uyuşturucu kullananlar mı, şeyler mi? Artık burayı mesken edinecek, böyle kalacak. Ben burayı yeniden yaptırıp da yeniden eski haline getirmem mümkün değil. Ama benim burada hatıralarım var tabii ki. Şu dolapta benim çocuklarımın resimleri vardı, babamın şeyleri vardı, onları hatırlıyorum. Odalarda benim kendi yatak odam vardı. Bunlar hiçbir tanesi yok. Burada bütün eşyalarım vardı. Giderken yardım olsun diye o kişiye bıraktım.
Buzdolabı bıraktım, çamaşır makinesi bıraktım. Hepsini bıraktım. Hepsini almış, götürmüş. Tahta olanları, ahşap olanların hepsini yakmış ve bu hale sokmuş. Allah'ından bulsun diyeceğim. Ona da yazık, yine beddua etmeyeceğim ben buna. Allah ıslah etsin diyorum. Allah bildiği gibi yapsın kendisini. Buraya çıkmadan önce, ya dedim tabii ki buradan çıkma niyetimiz yoktu. Kombi takalım dedik o zamanlar. Kombimiz olsun. Sobayı kaldıralım. Kombiyle ısınalım dedik. Ve o vaziyette ona bıraktım. Kombiyi de burada sökmüş. Kombiyi de ne hale getirmiş az önce çektiniz zannedersem. Radyatörleri sökmüş. Birkaç tane radyatör sökmüş. Kimilerini dağıtmış. Yani bu burada artık oturulacak bir hal yok. Maalesef yok. Ben bu kiracıya 2017 yılında 450 liraya kiraya verdim burayı. Tabii ki birkaç kira ödedikten sonra hiçbir kira ödemedi. Yani aşağı yukarı 40-50 bin lira bir borcu birikti. Mahkemeyle alakalı da bundan karar çıkarttık. Kararımız da var. Ama bu adamın neyini alacaksın ki? Hiçbir şeysi yok. Yani bilemiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum.